Okan Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Karşı karşıya gelmek istemediğiniz için evet. Sizi de yan stüdyoya aldık. Teşekkür ederim Müge Hanım. Yüzü niye gözükmüyor? Ay yüzü niye gözükmüyor? Merak ediyorum ya. Madem ki suçsuz, madem ki adam ya. Gözüksün, adamsa dönsün önünü. Müge Hanım. Suçsuzsa dönsün. Müge Hanım. Ben bu alimle çıkıyorsam, bak ben evet. bu alimle çıkıyorsam, o niye çıkmıyor? Ben o niye çıkmıyor ya? Suçsuzsa çıksın, adamsa çıksın ya. Adamsa çıksın diyorum ya. Ya böyle insanlar adamsa laflarını kullanmıyor. Hayır yani. Çünkü bunlar niye biliyor musun? Çok tahrik edici ama bak, değil mi? Bak niye biliyor musun? Ya, ya sen iki çocuğumun rızkını yedin ya, utanmadan yedin. Bana konuşma hakkı verecek misiniz? Vereceğim. Veriyorum, ne konuş bakalım, veriyorum. Yani. Konuş bakalım, ne diyeceksin? Çok merak ettim ya. Bir kere yalan, senin o söylediklerin hepsini yalanlıyorum. Yalanlıyorsun, yalan. Evli olduğumu biliyordun. İlk başta Mustafa'ya gittiğimizde. Evet. Ben eşimin sana olduğunu söyledim. Eşimi 1 milyon insanın içine bıraksam dedim. Evet. Eşim bir evet. kişiye dönüp bakmaz dedim. Evet. Her ben şeyi yalanlıyorsun. Söyledim. Ben yalan dinle. Söylesem zaten onu söylemezdim ya, bir o dinlemesini zaman. Öğren. Sen konuştun. Dinliyorum. 2 gündür konuşuyorsun. Sus, ben konuşayım. Sen de gelseydin konuşsaydın. Ben buradayım bak, konuşuyorum. Susarsan tamam, konuş konuşacağım. Susmazsan. Önünü dön, yüzünü göster öyle konuş. Ben sana yüzümü göstermek zorunda değilim. Çok meraklı değilim sen zaten. Sen şov peşindesin. Herkes görsün. Ben şov peşinde değilim. Hayır. 200 milyarı sen bana. Sen dedin neyin peşindesin biliyor musun? 200 milyarı. Vallahi sen dünya benim tersine gibi döndü. Eskiden insanların... kadınlar yüzünü saklar arkasını Hayır. dönerdi. Benim şimdi gibi insanların oldu. Ya arkadaşlar bize bir şeyler oldu. Hanım. Farkında mısınız ya? Korkusundan yapıyor. Korkusundan yapıyor Müge Hayır. Hanım. Hayır Müge Hanım, benim bir çevrem var. Bir kariyerim yapıyor. Var. Benim çevrem yok muydu? Beni ilgilendirmiyor. Sen benim şov peşindesin. Sen şov peşindesin. Ben şov peşindeyim. Neyin peşindeyim ben? Evet. 200 milyar mı verdin bana? Kaç para aldın? Adamsın ya, kaç para aldın? 200 milyar mı verdin tam bana? Tam kaç para aldın? Ya gönderdiğin dekodlardan belli. Burada insanların hakkını yalan söyleyip şey yapma. Ben köy harcadım para 60 milyar. Onda sen ben önceden harcarken bir şey demiyordun ama. 60 bol milyar bol, bir dakika harcadın, dinle. Nereye harcadın? Bol bol yerken bir şey demiyordun. Benden gidenler gitsin, önemli değil. Benden bittikten sonra senden çıkanlar. Yasak ilişki yaşadım, tamam, ben karımdan ve çocuklarımdan özür diliyorum bütün... Sevenlerimden özür diliyorum. Karımı çok seviyorum. Hiç kimse de beni karıma ayıramayacak. Sen hiç, bunun peşindesin. Zaten senin gibi buna adamı da hiç kimse istemez Şengül ki. Hanım, hiç senden kimse istemez. Beraber yedik. Senden zorla 1000 lira almadım. Ben sana bir söylediysem sen 5 yaptın. Yap demedim. Ben de harcadım. Ben 1 yedim. Sen 3 yedin. Bunu unutma. Müge Hanım, görüyor musunuz konuşmaları? Gerçekten siz bu söylediklerinizi nereye vardığının farkında mısınız ya? Yani ben senden bir istediysem sen bana 5 verdin, beraber yedik falan. Yani siz bir kariyerim var deyip yüzünüzü göstermiyorsunuz. Öyle sonra değil hanımefendi. İlk başta zaten durumu yoktu, benden gitti. Bende para bittikten sonra o çıkarmaya başladı. Hayat müşterektir Müge Hanım. Siz beni her gün ben sizi bir yere götüreyim. Bak. Ben vereyim. Siz mahcup olursunuz o zaman. Yok. Niye mahcup belki olurum. Belki olmam. Yani sonuçta ben de kalmadığı için. Ama tutup da 3000 lira kazanırken... Bilmem kaç liranın kredi borcuna girmem sizin anneannenizin evi yapılsın ben diye. Ben kimseye, ben annemin evine 60 milyar para harcamışım Müge Hanım. Ben kim? Size bir liste gönderdim. Ha. Benim ayak köye 18 bin lira borcum var. Ben gönderemeyeceğim için ayda bir bir gönderiyorum. Kime? Bakabilirsiniz, size bir liste gönderdim. Kime benim, gönderiyorsunuz bir bir? Saccıya, oradaki nalbura. Ben size bir liste gönderdim, İBAN'ı var. Tamam, sizin Songül'e ne kadar borcunuz var? Vallahi Songül'e yediğim paranın 43 milyar, 50 milyar çekti. 43 milyar hesabıma atmıştı. 11 milyar yok 8 milyar 800 telefon filan aldı. Kızına telefon aldı. Ranza manza aldı. Söngül'le yediğim para 30-40 milyar. Başka bir para yemedim. Peki niye yediniz bu parayı sormasayı? Yedik, gezdik, dolaştık, yedik. Kapladık bir rüzgara gitti. Nerede gezmişiz ya? Nerede gezmişiz? Bir sorsak ama nerede gezmişiz? Nereye götürmüş beni? Her yere de gittin. Hayır. Ha? Tam bu evle ilgili harcamaların yapıldığının listesi bu. Yani bunun konumuzla ne alakası var? Lan diyor ya 200 milyar verdim, evi bitirmiş. Evin daha hiçbir şey yok. Bir ben çatı evi var. Bitirdi demedim Müge Hanım. Hayır beyefendi, yani şimdi siz bu kadın niye çekiyor? Siz gezin diye mi kredi çekiyor? Evet, gezdik, yedik, içtik. Nerede yedirmiş ya? Nerede gezmiş? Nerede geziyorsunuz 60 bin lira harcıyorsunuz? Ya 60 bin lira öyle birden harcayamazsın Müge Hanım. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, öyle yapıyorsun. Benden de 39 milyar gitti. Ben bunu dile getirmedim. Ha, siz nereleri gezdiniz ki? Bilmiyorum, nereleri bir sorun bakalım. Ben çünkü gece gündüz çalışan bir insanım. Volkan bağlansın, Volkan'ın iş yerine de geldi. Bağlansın.
Volkan'ı bağlayayım, ben size numarasını verdim, oraya da geldi. Benim iki tane iş yerinde arabam var, şoförüm var, bir tane normal işte ben o kanalda çalıştığım arabam var. Hanımefendi. Şu kadar bize para alıyorum. Istesen, benim arkadaşımdan para. Niye para istemiş? 200 bin lirayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ondan kimseyi niye para istemiş? Hayır, siz bu parayı nerede harcadınız bilmiyorum. Ben hafta sonu balık ekmek yedim. 25 lira ağzım sulandı, yarım ekmek arası. Ondan sonra 25 lira yanına da kolanı aldığın zaman işte 30 lira. 40 lira neyse, yani ayran içersin, ne içiyorsan. Ondan sonra yani hani siz ne yiyorsunuz mesela böyle 100 bin lira iki sevgili harcamak için? Yani nereye gittiğinizi merak ettiğim için soruyorum. Sorsun. Ama tabii ki yani gidersen şimdi mesela Boğaz'da çok lüks oteller var, balık restoranları falan var. Hani yersin yani. Hani yemek istersen onu bir günde de yersin de. Hani herkesin durumu belli ya. Ya zaten benden önce borçları vardı Müge Hanım. Benden önce borçları vardı. Ama ufak parayla. Ama bunu çektik de o borçları ödedik demiyorsun diyorsun. Hayır, ki. Hayır, onları da yarısını elden aldığı paralar vardı. Ranza aldık diyorsun, gezmeye gittik ya, diyorsun. Ya 2000 lira, 3000 lira elden aldık. Peki niye ranza aldınız vardı, yani? Ara. Niye ranza aldınız? Nereye aldınız o ranzayı? Kendi evine aldık. Hangi evine? Kendi evine, çocukları için. Peki neden o zaman 43 bin lira sizin hesabınıza geçiyor? Kendi benim hesabıma geçirdi, sonra 20 bin lirayı geri aldı. Yediğimiz para 35 bin lirayı geçmez Müge Hanım. Benden 39 bin lira gitti. Ya şimdi siz şöyle bir şey anlatmışsınız imam nikahı ile ilgili. Lütfen ben size açıklama yapayım evet, Müge Hanım. Evet, imam nikahını anlatır mısınız? Anlatayım Türkiye Müge Hanım. Bence bunu konuşacak. Evet, evet lütfen. Günlerce bunu konuşacak. Evet. Şimdi bunun Emine diye bir kız arkadaşı var. Hı. Bunlar Emine ile evdeydiler. Hı. Ben de avcılarda sahilde içmiştim. Kafam çakırdı. Ayran içtim. Hı. Söylemesi ayıp. Çakırdı. Evet. Evet. Emine'nin kızına dedi gece cin, üç harfliler geldi dedi. Ha. Neyse ben dedim müsait olursam geleceğim dedim. Neyse ha. Geldim. Bunlar dışarıdan bir hoca getirmişler çocuğu okumak için. Mertem bu hocayı imam nikahı kıldırmak için getirmişler. Ha. Benim de kafam çakırdı, ayran içmiştim. Ha. Öyle. Yoksa ben bunu götürüp... Sen ne oldu yani sarhoştun, hoca da alıyor musun bu kadını dedi. Alıyor musun mı? Demedi. İmam nikahı kıyıyorum dedi. Ben sen de kafam dedin? Çakırdı. Ya imam nikahı geçeceğiz zaten. Müge Hanım ne benim dedin? Benim resmi nikahım var. Bir dakika ben evliyim. Ondan bahsetme. Ben zaten bunu savunan birisi değilim de senin bunu anlatmana savunuyorum. Yani ben... Hani ya öyle sevgilim, oldu işte. Yani yağmurlu bir gündü, kadın bana tecavüz etti diyen adamı da gördüm de burada. Şimdi sen de sarhoşken hoca sana... Ya o kadar sarhoş değildim yani, kılındı yani. O an öyle oldu. Çakır keyifmiş yani sarhoş. Aynen, çakır keyiftim öyle oldu. Ben inkar etmiyorum, tamam gittik, yedik, içtik. O zaman sen her çakır keyif olduğunda bir kadın sana getirirse imam kıyacak mı ona nikah? Ya işte o anki durum öyleydi. Herkese kıyılacak diye bir şey yok. O an zaten arkadaş gibi başladık. Aramızda sevgi mevki hiç hayır, şey hayır, yoktu. Hayır hayır yani senin hayır deme şeyin yok muydu sarhoşlukta? Ben kendisine defalarca söyledim. Kendi yüzü orada. Şu senin yüzün nerede ya? Bak şu... benim yüzüm burada. Senin yüzün nerede ya? Ben senin yüzünü senin görmek yüzün istemiyorum. Senin yüzün nerede? Benim yüzümü görme ben ya. Mine senin yüzünü görmek gördüm. Ya bir de hocalar böyle sarhoş sarhoş kıyıyor mu? Yani zaten yasal değil. Tabii yasal değil. Ben tamam. Sanki evliyim. Nikahım da var. O zaman öyle demiyordun. Niye dedim? Kaç demiyordun kere dedim öyle. Sana? Sarhoşken kaç mi demiyordun? Senle nikah? Hayır. Sarhoş falan değildi. Yalan söylüyor. Hatta kendisi söyledi bana. Sen hayır. Namaz kılıyorsun, beş vakit günaha girmeyelim. Ya yalan söyleme. Ve ben sonradan karabim dedi. Son gün dedi. Sırf yalanlarımı çıkarmak için buraya çıktım. Hayır şey yani. Ülkede tek eşlilik var. Sen evet. Evli olan adamın ikinci karısı evli olmayan... Evli olduğunu bilmiyordun Müge Hanım o zaman. Yalan söylüyor Müge Hanım. Ben evli olduğunu... Sen ve senin gibilere bu memleket ne yapsın? Evli olduğunu bildim. Ben nereden bildim biliyor musun? O 45 milyarı gönderdiğin hayır, zaman evi yaptırmak için o zaman... O zaman. Kardeşim resmi nikah ne diyorlar? Resmi nikah kıydıktan sonra da git imam nikahını kıy. Evet. Tamam mı? Aslında imam nikahı dediğiniz şey de o dönemin zaten resmi nikahı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bakacak olursan o dönemin resmi nikahı. Ama dualar okunuyor. Bence hiçbir sakıncası yok. Dualar okunsun. Güzel, o da bir yani törensel bir şeydir. Benim hiç bunlara itirazım yok ama... Şimdi adamın evli olduğunu bilip, adamın başka karısı olduğunu bilip... ...ikinci karısı olmaya razı olmak da... Yok Müge Hanım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde... Yani bunu yapmamak için bugün Arabistan'da falan kadınlar ayaklanıyorlar bunlar olmasın diye. Aynen. Siz size verilen hakları kullanmıyorsunuz. Aynen. Benim de söyleyecek bir şeyim yok yani burada. O bana ama dedi imam nikahını yapalım sonra yatma evine gideriz. Annene gideriz. Sarhoşken geldi oraya biri de yok. Kıydı benim nikahımı dersen de bu da biraz komik kaçıyor falan yani. Yalan ya yani öyle yalan. Öyle demiyorum ben. Kafam, bak ben size bir şey söyleyeyim. Hangi ailesi biliyor? Niye annesinden gizledi benim evli oğlumu? Annenden söylesin, evli olduğunu gizle. Sen dedin ki gideriz hayatım dedin. Annenden ne? Dedin seni isterim her şeyi ya, yaparım dedin. Ya de git. Ya yalan Allah söylemeyi aşkına. Bırak. Yalan, ben, benim yüzüm burada. Ben yüzükler.
Ya yüzüğü ismine kendi yazdırmış. Benim ismi içimde, yüzüğün isminde içim, ismi. Senin yüzüğün ne oldu Okan? Gitti kendi aldı 3000 lira, 3800 liraya. Ya ben saray, İlla bir yüzüm. İşin İş yerinde bana ters bakıyorlar var diye kendi aldı. E sen takmadın mı yüzük? Ben ara ara taktım, takmadım demiyorum. Ara ara taktım. Ara ara niye taktı? Taktım işte, takmam gerekiyormuş, taktım bilmiyorum. Ya ben yapmadım ha, ben demiyorum. Ben zorla taktım yaptım, Müge Hanım. Gittim, zorla gezdim, taktırdım, yedim, içtim. Ben ailemden özür diliyorum. Kafam dank etti, uyandım. Ben onlar kabul onu etmiyorum Müge Hanım. Yüzünü gösterecek. Bütün göstermem herkes görecek. Yüzümü. O resimler açılacak. Madem ki bağlandı buraya, kimse o resimler de açılacak. Açamaz. Çünkü benim burada zor durumda bırakamaz benim ya. Tamam, benim evde doğalgazım yanmıyor. Benim evde yemeği bir şeyim bana yok. Dinle. Ve onun yüzünden. Bana o kadar Yılmaz adına ek kart çıkartmışım. Sana. Şu anda bak oturduğu evin bile doğalgazı aboneliği benim kartımla ödeniyor. Yalan söyleme. Adam ya. Yalan söyleme. Adam ya. Hayır. Baksınlar ek kartlara. İptal ettiriniz de hemen. Onda ek kartlara baksınlar. İptal tamam ettirdim de o zaman ettirdim. Yalan söylüyor. Ay ne yalan söylüyor. Orada Okan Yılmaz yazıyor. Harcamaları görünüyor. Sen ne istiyorsun şimdi köye bizi? Köye gidiyor. Sen eşofman takımı etmişim. Hayır sen almadın. Sen mi ısıtıyorsun şu hayır anda bizi? Ya yalan söyleme, yalan söyleme. Evet ben ısıtıyorum. Senin benim yiyecek ekmeğim yok diyorsun. Benim çocuklarım üşüyor tamam mı? Ya bu iddialarla bir ev varamazsın. Hayır iddia değil bunların. Hepsi gerçek. Niye bu hukuka çıktın? Niye hukuka gitmedin? Niye sen onun doğalgaz parasını ödüyorsun? Kardeşim hukuka sen niye onun doğalgaz parasını ödüyorsun? Ben ödemiyorum Müge Hanım. Hack kart çıkart dedi bana. Yolda kalıyorum. Telastiğim patlıyor hayır, bilmem ne. Hayır benim kendi arabam yok Müge Hanım. Yalan söylüyor. Hayır. Şahitlerim var. Arayın bağlayın ya. Kimi bağlarsanız bağlayın. Kimse beni ilgilenmiyor. Müge Hanım. Senin tarafın da bağlansın. Müge Hanım. Efendim. Benleyken ben kimse neden yedim? İstemeden zaten yedim. Zaten çok şeyler söyledin. Sırf Naim Bey'in hatırına ben geldim. Yoksa gelmeyeceğim. Sana zorla bir şey yaptırmadım. Benim ay yediklerim ne olacak? Benim evimin, benim de Müge iki Hanım, çocuğum vardı. Ben yedim neyini yedim biliyor musun? Bana bir kere ben Mustafa orada çalışırken almış çocuklarıma çiğ köfte. O zaman yanına gitmiş. Ben Mustafa'nın yanında çalışıyorum. Çocuklarımın yanına gitmiş. Çocuklarıma çiğ köfte almış. Hayatım ben çocukların yanındayım. Yalana onlara ya çiğ köfte Allah aldım. Istersin. Ve Allah var yukarıda. Benim burada aklı çıkmasam bile tamam mı? Öbür dünyada sen geberiyorsan beni orada bekle. Ne cennet ne cehennem. Kapısı olmasın bekle. Köprüde ben bekleyeceğim seni. Rabbim beni orada bıraksın. Tamam dörtlülere yap köprüde orada bekleyeceğim seni. Göreceğiz. Göreceğiz. Ben haklıyım her zaman göreceğiz haklıyım ben. Yediysen ben yedirmiyorum çocuklarımın yedik rızkını yedirmiyorum ya. Beraber yedik. Ben şey yemedim senin paranı ben tamam, bir kuruşunu yemedim ya. Tamam şimdi siz ne zaman ödeyeceksiniz parasını hanımefendi? Hanımefendi ben o düşen neyse 200 ya milyarı kesinlikle kabul ediyorum. Hayır yemedim. Dolandırmak nedir biliyor ya musun hanımefendi? Nedir? Bir mobilya siparişi verirsin. Mobilya yerine sana mont gelir. Bu dolandırıcıktır. Ha. Ben kimseden zorla bir kuruş almadım. Ama evlilik vaadiyle ben boşanacağım, kimseye evleneceğim. Kimseye evlilik vaadiyle burada kandırmadım. Burada da ev yaptırıyoruz diyorsunuz ve daha sonra da vazgeçiyorsanız o zaman üzerinize düşen tamam siz evliliğinize devam etmek isteyebilirsiniz. Ben buna saygı duyarım. En baştan dediğim gibi benim aranızdaki duygusal problemler benim konum değil ve hiç beni ilgilendirmiyor. Ama siz bu şekilde yola çıkıyorsanız ve bu hanımefendi bunun için kredi çekip para harcıyorsa daha sonra da vazgeçiyorsanız ve kendi evinizi yaptırıyorsanız o parayı bu hanımefendiye ödemek zorundasınız. En azından vicdanen. Yani bunu hukuken de zaten dekontlarla ilgili hanımefendi mahkeme yolunu seçmiş zaten ama vicdanen hiç oralara getirmeden ödemek zorundasınız. Ben bak biz ona kendisine söyledik Müge Hanım. Madem öyle bir iddiası vardı niye hukuka gitmedi? Niye savcılığa gitmiş gitmedi? Ona da gitmiş. Nereye gitmiş? Hiçbir şey yok. Ben de gittim. Karakola gittim. Onun bana dava açmasını bekliyordum. Sadece uzaklaştırma almış. Zaten siz niye? Siz nesinden şikayetçisiniz? Ben de. Neyinden şikayetçiyim? Yalanlarına şikayetçiyim. Eşime hakaret yapıyor ondan şikayetçiyim. Eşimin bunda hiçbir suçu yok. Evet ben ailemin en çok bu konuda eşine üzülüyorum. Onu çok evet, açık söyleyeyim. Evet eşimin hiçbir suçu yok. Eşimden bu Türkiye'ye çok özür dilerim. Çok aptal bir insanmış. Ben eşine de üzülüyorum. Vallahi istediğini niye biliyor yani. Musun? Eşi biliyor. Müge Hanım eşi biliyor bunun ne yaptılar ettiğini. Ne yapmış ettiğini ben üzülüyor. Onun evine gittim. Emine'yle beraber bastım evine gittim. Bana mesaj atmış. Gel diyor gel. Gittim neredeydi? Ben onun evine gittim. Neredeydi? Adamdı ya. Sen niye gidiyorsun onun evine kardeşim? Adamdı ya. Evet. Gittim ya. Niye gelmedi? Ben bu halimle gittim. Yapmış. Çocuklarımın Müge hakkını Hanım, savunmaya gittim. Zoruna niye gitmiş gelmedi? Aslında onu niye meselesi gelmedi para falan değil. Niye o bana saplantı yapmış. E gittim size evine. Size bir video gönderdim ben. Bakın. Gittim evine yok sonra ne yapmış biliyor musun? Karısıyla kardeşi oradaydı. Ben çıktım. Ben çıktıktan sonra karısı oturmuş sofraya yemek yiyorlar. Karısı bunu arıyor. Konuşuyor.
Karısı bunu konuştuktan ses kaydını alıyor, bana atıyor. Ses kaydını alıyor, seni bana atıyor. Seni konuşturmak için yaptı bak, benim karım. Karım seni uyarmadı daha mı ya? Daha neyini konuşacak ya? Daha neyini konuşacak? Her şey öğrenilmiş. Söngül, bitmiş. Karım seni uyarmadı mı? Sen benim kocama nasıl kocacığım dersin demedi niye mi? Niye konuşacak? Sen? Karım seni uyarmadı mı? Ben seni uyarmadım mı? Niye uyardın sen? Ben ne diye uyardın? Ne diyor uyardın? Biz yakalandığımızda senle. Dedin ki sen bana. Dinle. Songül dedin. Ya benim dinlemesini karımla öğren. Biz boşanmadık. Niye böyle şeyler? Bak biz senin karınla boşanmadık. Çekişmeli olacak. Biz anlaşmalıktan vazgeçtik bana. Hanımefendi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Kocam ya da sevgilim. Ama kabul ederim etmem. Gider. Müge Hanım o beni ilgilendirmiyor zaten. Gider. Zaten birbirinden mutlu seninle, olsunlar. Herkes bak, mutlu olsun. Beni. Gider seninle beraber olur. Canım isterse, benim kocamsa, benim sevgilimse, canım istediğim zaman veririm, canım istediğim zaman geri alırım. Sen katibeye nasıl laf söylersin? Ha bunu kabul edin etmeyin diye söylemiyorum. Bunu bazı kadın kabul eder, bazı kadın kabul etmez. Ama katibe ben kabul ediyorum kocamı dedikten sonra. Etsin sen artık zaten. Daha ben bir şey diyemem. Katibeye bir şey etsin. Söyleyemezsin ki. Ben kadının şey nikahlı zaten. Kocası etsin. İster boşanır, ister evliliğine devam eder. Benim tavsiyem boşanmasıdır. Çünkü yarın bir gün daha büyük kötü olaylar yaşayacaktır. Ya. Ama ben şimdi insanların özel hayatına karışma şeyinde değilim. Herkesin bu konudaki kendi kararı. İster kadın kocasını affeder, ister affetmez. Sonra kocasının gidip 3 ay 5 ay gezdiği kadın nasıl gider de beraber olduğu karısına hesap sorar? Yani böyle bir dünya var mı? Ben onu karısına hesap sormadım. Gitmişsin evine. Çünkü işte, öyle bir şey yapmış ki. Arayamazsın. Bak öyle bir şey yapmış ki. Ay kadın beni aradı. Dedim ya ben size biz kadın tam sürdük. Kadın konuşuyorduk. Kadın konuşuyorduk arar. Dedim ya ben. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.